Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'de hesaplamalarımıza veya çözümlemelerimize arkadaşlar önemli bir şekilde etki edecek eğer fonksiyonunun basit tipik kullanımlarından birini göstermek istiyorum. Arkadaşlar, eğer fonksiyonu örnek çözmeden önce bazı ön bilgiler vermek istiyorum. Bir kere bir koşula göre, bir ilişkiye göre ki bunlar genelde büyüktür, küçüktür gibi işaretlerle ve bunları da yine klavyeden çıkaracağımız şekilde arkadaşlar sizlere bilgi vermek istiyorum. Ve bu şekilde yapılar oluşturarak eğeri kullanacağız. Şöyle düşünelim günlük hayatta. Bankaya gittik, bir para yatırmak istiyoruz. Dedik ki biz para yatırmak istiyoruz. Dediler ki işte faiz oranı nedir? Dediler %5-10 neyse aylık yıllık arkadaşlar. Örnek veriyorum. Tamam dedik. Bir baktık ama faiz oranları farklı. Efendim 10 bin liraya kadar yatırırsanız %10, 10 bin lira değil de 20, 10 bin liranın üzerinde yatırırsanız %20 gibi. Yine vergilerimiz, vergi cezalarımız bunlar hep böyle belli aralıklara göre belirli sayıdan büyük olma, küçük olmasına göre arkadaşlar farklı hesaplar içerirler. Dolayısıyla böyle bir eğer fonksiyonuyla bunların çözülmesine ihtiyaç var. Evet, verimize gelelim arkadaşlar. Bu tipik veri de satıcıların, müşterilerin vesaire cirolarının rakamları var. Bize deniyor ki %1, 100 bin liraya kadar %1, 100 bin liranın üzerinde ise, 100 bin lira ve üzerinde ise arkadaşlar, böyle detaylar var. Üzerinde olmak 100 binden fazla hemen olması ve 100 bin dahil anlamına geliyor arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar, biz buraya gelip diyebiliriz ki, buradaki para çarpı 1 yüzde dediğimizde, şu anlama gelecektir bu. Bu paranın %1'ini Excel hesaplayıp buraya getirecek. Bu da bunun primi gibi arkadaşlar. %1'ini aldık. 200 bin liranın 2000 lira gibi. Ama böyle bir hesap istenmiyor. Belki bu hesabın bir kısmı. Bunu silelim geri arkadaşlar. Olması gereken şu. Eğer sayı 100 binden 100 bin liradan küçükse %1, 100 bin ve üzeri ise %2 şeklinde olacak. Arkadaşlar bu durumda eğer fonksiyonuna ihtiyacımız var, değişik şekillerde öğrendiğimiz gibi formüllerden veya fx'ten eğeri başlatıyoruz. Bu arada eğer daha önce kullandığımız fonksiyonsa son kullandıklarımızın içine gelecektir. Son 10 tanesi. Yok gelmiyorsa tüm listesinden veya mantıksal kendi kategorisinden bulabiliriz. Ben tümünden bulacağım. E ve yumuşak G tuşlarına bastım. Eğri buldum. Arkadaşlar eğrin kullanımında 3 tane kutu 3 veri isteyecek bizden diyelim veya 3 tür giriş yapmamız gerekiyor. Önce sınamamız gerekiyor. Yani bize ne durumda koşulun ne? Bu sağlanırsa nasıl bir hesap yapılacak? Bu sağlanmazsa ne yapılacak gibi. Ve bunları da doğru kısmı, yanlış kısmı arkadaşlar true, false diye düşünebiliriz. Mantıksal sınama şu anlama geliyor. Buradaki para küçüktür 100 bin lira ise değil mi? Bizim bunu test etmemiz gerekiyor. Çünkü 100 bin liradan küçükse %1'di. Bu 100 bin lira böyle yazılabileceği gibi bakın ben hazırlamışım. Buradan da alınabilir. Tabi o zaman dolarlayıp çünkü aşağı doğru kaydığında hep onun sabit olması gerekir. O da olabilir, o da olabilir. 100 bin liradan küçük ise ve değilse kısımlar arkadaşlar. Küçük ise bu parayı ben bir yüzde ile çarpıyorum. Biliyorsunuz 0,01 demek yerine bir yüzde demek aynı şey arkadaşlar. Yani bize virgül atmak ve daha az tuş basmak şeklinde bir pratik kullanım. Değilse, şimdi 100 bin liradan küçükse böyle. O zaman değilse 100 bin ve üzeridir zaten.
O zaman bu para neyle çarpılmalı? 2 yüzdeyle. Ve aşağı doğru çekiyorum. Bakalım 100 bin liradan düşük olan da %1, 100 bin üzerindeyse yüzde yükülmüş. Doğru gibi arkadaşlar. Peki çözüm bir tek bu muydu arkadaşlar? Hayır. Hemen hemen arkadaşlar videolarımızı ve kitaplarımızı ve eğitimlerimize katılanlar biliyor. Bir çözümü yok Excel'de. Birçok çözüm olabilir. Birçok farklı yaklaşım olabilir. Yeni bir sütun eklenebilir. Yeni bir alan eklenebilir. Birçok çözümü olabilir bu tür konuların arkadaşlar. Bakın şu da bir eğer olabilir mi? Son kullanılanlardan gidiyorum artık. Şöyle düşünebilirim. Buradaki para 100 bin ve 100 binlere büyük ve eşit. Önce büyüktür, sonra eşit işareti olacak. Büyük eşit 100 bin lira ise, bu sefer böyle yapalım bunu. 100 bin liradan büyük ve eşit ise arkadaşlar para çarpı 2 yüzde, yüzde ikisi alınacak. Yok değilse yine para kısmının arkadaşlar bir yüzdesi alınacak. Evet, bu da bir çözüm şekli. Başka çözüm olabilir mi? Tabii olabilir. Bakın yüzdeleri de buradan alabilirdim. Arkadaşlar önce indirim derim, sonra onları eklerim vesaire. Çok farklı çözümler oluşturabilirim. Arkadaşlar burada bir eğer, basit, olabildiğince basit bir eğer yapısını sizlerle arkadaşlar çözmeye çalıştık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.